tavsiyelerimizi iletiyoruz. Karlov suikastinin ardından delillerin nasıl yok edilmeye çalışıldığı gün yüzüne çıktı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov cinayetinin gerekçeli kararındaki önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kararda örgütün emniyet mahrem yapılanmasının kilit isimlerinden sanık Şahin Söğüt'le ilgili dikkat çeken ayrıntılar yer aldı cinayetin ardından yakalanan ve terörle mücadele şube müdürlüğüne getirilen Söğüt'ün delilleri nasıl yok etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Şahin Söğüt'ün katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt abisi olduğu saptanmıştı. Kararda emniyette beklediği sırada Şahin Söğüt'ün üzerinden ele geçirilen cep telefonunu bir anda alarak şifreli çıkış kapısına doğru koşmaya başladığı belirtildi. Şifreli kapıyı açamayan Söğüt'ün tuvalete girdiği ve ele geçirilen telefonu kırmaya çalıştığı ifade edildi. Polislerin kapıyı kırıp içeri girdiği ancak sanık Söğüt'ün telefonu kırdığı tespit edildi. Söğüt'ün görevlilere telefon içerisindeki hiçbir şeyi alamayacaksınız şeklinde karşılık verdiğine ilişkin sözleri de kararda yer aldı. Cep telefonu üzerinde yapılan inceleme neticesinde cihazın fiziki olarak parçalanmış olduğu ifade edildi. Fiziksel olarak kopyasının alındığı, ancak delillerin sadece bir kısmına ulaşıldığı ve uçtan uca şifreleme yapıldığının anlaşıldığı belirlendi telefonun videoları içerisinde yapılan incelemede FETÖ elebaşına ait görüntüler bulundu. Ayrıca telefonda terörist Altınbaş ve Büyükelçi Karlova ait resimler de görüldü. Sanık Söğüt'ün TextNow isimli uygulamayla Amerika'ya ait sahte cep telefonu numarası kullandığı da tespit edildi. Bu numarayla Signal, Private Messenger, Telegram, Hangouts mesajlaşma programlarını kullandı. bu sayede GSM hatta olmadan teknik takibe yakalanmadığı anlaşıldı. Konum ve benzeri bilgiler olmaksızın sahte bir telefon numarasıyla irtibat sağladığı, görüşmüş olduğu şahısların da aynı yöntemi kullandığı bildirildi.